Selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle no make-up makyajı yapacağız. Yani cam gibi bir yüz. O zaman hiç oyalanmadan başlayalım. Marshmallow primerını kullanacağım. Bunu yeni aldım. İlk defa deneyeceğiz. Az bir şey alıyorum. Primer şeker gibi kokuyor. Gerçekten de marshmallow gibi kokuyor. Primer'dan sonra yine bir primer BB krem efekti görmesi için bu Charlotte Tilbury'nin Flawless Filter'ını kullanacağım. Şöyle bundan nemini bir süngerle dağıtıyorum. Şatıyı görüyor musunuz? Sonra da bu NYX'in kaş jelini kullanacağım. Bu şimdi kuruyana kadar ben fondötenimi süreceğim. Fondöten olarak Glow 10 fondötenini kullanıyorum. Yine bu fondöten de iyi iş görür bence. Süngerin üstüne sıkacağım direkt. Fondöten de bittikten sonra concealer'a geçiyorum. Concealer'dan önce NYX'in bu corrector'ıyla gözaltı morluklarını kapatacağım. Şu onun için de şöyle küçük bir concealer fırçası alıyorum. Şuradaki turuncu rengi. Gözaltıma uyguluyorum. Bunu iyice fırçamla dağıtıyorum. Bu Dior'un Backstage. Bunu da böyle bir tık aşağıdan uygulayacağım. Çok hafif alnıma uyguluyorum. Bunu da yine aynı ıslak süngerle dağıtıyorum. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru götürüyorum. Şimdi sabitleyici sıkıyorum. Bu Morphe'den aldığımı sıkacağım. Bunu yine süngerle yediriyorum. Kaşlarıma geri dönüyorum. Bu Maybelline'in kaş kalemiyle boşlukları dolduruyorum. Yine bu paletin şuradaki kahverengi olanını alıyorum. Böyle Real Techniques'in 300 numaralı fırçasıyla. Far uygulama şöyle. Göz kapaklarda gölge yapıyorum. Bu şekilde gölge uygulayacağım. Yine aynı rengi şöyle burun kontürü yapıyorum. Çok hafif bir renk olduğu için kontür olarak, burun kontürü olarak çok iyi oluyor. Burun kontürü yapmışken bronzer ya da kontürle devam edebilir. İsterseniz krem bronzer kullanın, isterseniz kontür kullan. İkisinden biri ama krem olmasına dikkat edin. Ya da likit de olabilir. Benim tabii bu klasik Narsink'ini alıyorum ben. Ve fırçayla bronzer'dan sonra yine likit ürünlerle devam ediyorum. Allığı sürüyorum. Likit veya krem bir şey kalmadı. Tekrar sabitleyicimi alıyorum. Tekrar sıkıyorum. Bunu iyice emmesini beklerken yine bu concealer fırçasını alıyorum. Şöyle göz altından tampon hareketlerle yediriyorum. Yine o göz altı çizgisi
ne dolmasın diye. Sabitleyici de kurduktan sonra bu Fitme'nin pudrasıyla sabitliyorum gözaltımı. Daha sonra bu Kylie'nin bu aldığını süreceğim. Şu pembe bir renk. Şöyle Tampon Marketler'de. Şu çok hafif sürüyorum. Ardından hemen bu Rimmel London'ın highlighter'ını kullanacağım. Bu şekilde. Şimdi highlighter'dan sonra tekrar ve son kez sabitliyorum. Tabii siz isterseniz bu adımdan sonra far kullanabilirsiniz. Daha doğal bir şey yapabilirsiniz. Ben böyle de bırakacağım. Şöyle bakın. Evet, ben böyle bırakacağım. Zaten bronzerla o gölgeyi yaptığım için. Günlük bir makyaj için gayet uygun. Şimdi sizi çok güzel bir maskarayla tanıştıracağım. Tabii siz daha önce tanışmış olabilirsiniz, bilmiyorum. Ben yeni tanıştım. Daha doğrusu ben bu maskarayı Gigi Hadid'de gördüm. Verdiği etki çok hoşuma gitti. O yüzden sizi tanıştırmak istiyorum. Bu Maybelline'in Super Real maskarası. Şöyle bir fırçası var. Çok güzel uzatıyor şimdi. Bir tarafa uygulayacağım. Benim gözümde Sky High'dan çok daha güzel. En azından benim için. Şöyle. Aradaki farkı görüyor musunuz? Mükemmel. Bence denemediyseniz mutlaka bir bakın diyorum. Güzel bir maskara. Bu şekilde. Biraz bulaştırdım ama şimdi temizleriz. Maskaradan sonra bu NYX'in yapısı lip gloss gibi. Bir tık daha böyle ağır lip gloss'a göre. Çok güzel bir doğal, natural bırakıyor. Çok hoşuma gitti. Bir makyaj bu şekilde oldu. Çok doğal, çok böyle ışıltılı bir makyaj. Yani makyaj yapmadım ama yaptım efekti. Tabi isterseniz dediğim gibi farda kullanabilirsiniz. Ben böyle doğal bırakmayı istedim. Ya da işte böyle kahverengi farla daha böyle iyi gölgelendirme yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim dediğim gibi. Videoyu kapatmadan önce Instagram'dan hala takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Lütfen oraya da bakın diyorum. Şimdi yine TikTok'a girdim. TikTok'a da bakabilirsiniz. Altta link bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.